Şimdi kardeşler diyor ki acaba diyor hanımefendi bizi karıştırdı mı? Çünkü onun anlattığı gibi olmadı hiçbir şey diyor. Şimdi siz söylesenize, duymuyor sizi hanımefendi. Ablacığım normalde ya. Perihan Hanım şu gidip ona sorsun, biz onun evin önünden geçtik. Bu kadının evinin önünden geçmedik. Hani yarın bugün zaten her şey... Zaten onun evinin önünden geçmedi. İmmet'in oradan gördüm. İki evin ortasından geçtik abla. Bu kadının anlattığına göre biz bu kadının evinin önünden geçmişiz. İmmet'in evinin önünden diyor değil mi? Aslında ikisi de Himmet'in evinin önünden geçtiğini traktörle söylüyor. Traktörle yukarıdan geldi. Zaten tamam, orada ama geçti. Bilmiyorum, İkisinin de ortak söylediği. Ama Himmet'in evinin önünden geçmediniz mi siz? Yok, nereden bakın, abla? Şunu düzeltmekte fayda var. Traktörle Himmet abinin evinin önünden geçtik, orası tamam, doğru. Ama bunun evinin önünden geçmedik. Tamam, benim evimin önünde demiyor ki zaten. Yok abla, i̇şte, diyor, tam diyor ki tam da o sırada hanımefendi oradaymış. Tamam. Gördüğü yeri söylüyor. Ha, gördüğü yeri söylemiyor beyefendi. Gördüğü yeri söylemiyor. Bir dinleyelim kadar. Tekrar bakalım. Tamam, bir Gökhan Bey nasıl açıklayacak? Evet, ben gördüğüm yeri söylerim. Ve sen motorundan içeriden Ali Adel'e çıktın. Tamam. Ben yolun üstündeydim. Ben yolun kırağına çıktım. Sen yanımdan savuştun, geldin. Bu tarafa aşağıya doğru gittin. Gittin orada hani motoruna niye gelmedin? Sen ondan sonra bir saat sonra toz torpağı içinde geldin. Buradan Ali Adel'e evine gittin. Sen her şeyde kendini saklar mısın? Yalan da söylesin. Sen yalan söylüyorsun. Biz burada doğruları söylemek için geldik. Bak, evimdeydim demiyor. Evimin önünden geçtim de, geçtin demiyor. Sen ben yolun üstündeydim. Sen yalan diyecek hep çıkacak, çıkacak. Sen geç. Tamam, bak o zaman çıkacak, biz de hayır, şimdi siz Himmet'in evinin... Kendini söylemek istediği şey şu. Ha. Siz... Gökhan, senin siz, şey şu... Ben Himmet'in evinin önündeyken siz traktörle hızlı bir şekilde çıktınız. Evet. Zaten siz de öğle saatlerinde evinizden traktörle çıkış yaptığınızı söylüyordunuz. Tamam. O sırada hanımefendi de orada olduğunu söylüyor. Evet. Yani şu ana kadar tamam, zaten hemfikir olmanız gerekiyor. Evet. Öyle değil mi? Evet. Abla mesela anlaşamadığınız şöyle noktalar diyor işte şunlar. Traktörle sizin Kars istikametine, yani Büyükdere köyüne doğru yönelip yönelmediğiniz. Çünkü hanımefendinin söylediği şey şu. Traktörle önümden geçtikten sonra Büyükdere yönüne, yani Kars istikametine değil, Kağızman tarafına doğru yöneldiler. Hayır, yalan söylüyor mi? Gökhan evet. Bey. Orada yalan aşağıya söylüyor. Kağızman tarafına biz Kars istikametine doğru ondan gittik. Şimdi ben evime, ben evime yalan söylemiyorum. Yalan söylersin. Sen geldin aşağıya gittin. Bir saat sonra da kardeşin, iki kardeş buradan geldi. Geçti toz torpak içinde, terkon içinde Ali Acele gitti de bize. Allah yukarıdan mı? Kimin yalan evet, söylediğini? Evet, panik içinde. Peki Gökhan Bey size? Yani, hayır. Yani aslında bak Gökhan çok doğru bir şey anlatıyor. Diyor ki siz traktörle tabii çıktım dediniz ya. Evet Allah. O da sizin traktörle çıktığınızı görmüş. Hı-hı. Ama zaten sizin o balık tutmaya dediğiniz olan köyde de sizi gören yok. Balık evet da yok. Hanımefendi diyor ki okey'e doğru gitmediler zaten. Aksi istikamete gittiler. Aradan bir buçuk saat geçtikten sonra traktörleri yoktu. Onlar çar çamur içinde oradan geçtiler. Hatta ben bunların traktörleri peki, nerede diye düşündüm. Peki diyor ablacığım, geçtiğimiz yer neresi? Bunun evin önünden mi geçmişiz? Yani traktörle söylediğine göre biz Kazman istikametine göre mi gittik? İlk gördüğü yer Himmet'in evinin önünde. Ya zaten oradan geçeceğiz. Başka yer yok ki aşağıdan. Yok zaten. He? Evet evet. Kazman tarafına aşağıya geldiniz, gittiniz. Nettiz. Yalan söylüyorsun. Sen burada gerçekten yemin ederim bak, sen yalan söylüyorsun. Bak bu suçlamalar hepsi. Evet. Yani bu kadar suçlamalar da bundan 2009-2010. Yani. Hani evet, suçlu hatta belli olduğunda bak bunlar ya sana kavga ettiniz siz onlarla. Yani 2009-2011 yılında falan şunun kocasıyla abim kavga etti. Söyler. Hayır. Ne olacak ki kavga edersin? Ya kavga işte, köy kavgası oldu zaten falan. Zaten o gündür bugündür bizimle konuşmuyorlar. Zaten var mıydı aramızda bir konuşmuyor da. Hayır, hiç onlarla bir şey yok. Hayır, evet bir hüsumet oldu ama yalan, onlarla bir hüsumetliğimiz hani yok. Hani şu kavga yüzünden bizden para da aldılar. 5.000 lira para da aldılar. Onlarla bir hüsumetliğimiz yoktu. Konuşuyoruz, hatta şimdiye kadar da konuşuyoruz. Bir dakika, 5.000 lira... Kan parası aldılar. Ne kan şunu döküldü? Bütün köy de biliyor. Bir tek bizim köy değil. Çevre köyde hepsi için biliyor. Kan dökülmesi lazım değil mi? Ha, nasıl abla? Abim onu dövdü abla. Abim bunun ettiler kocasını dövdü.
Bunun kocasıyla benim abi kavga ettiler. Ne oldu sonra kocasına? Kafası kırışıyormadı. Döven kim? Ertan abimle kavga etti. 2009-2011 yılları falan da yanlış hatırlamıyorum. Ağır mı yaralandı kocası? Ne oldu? Ya öyle de pek büyük bir yaralanma falan olmadı abi yani. Abi o dönemin parası 5000 lira verdiğinize göre. Ya abla o kadar da 2000... büyük değil yani. Abimin o zaman zaten cezaevinde yeni çıkmıştı. Bize cezaevine falan girmesin diye biz de o mecburiyetten dolayı 5000 lira falan verdik hani... yani. Ya sonra ben neden bu insanlar cezaevinden bu oyuna izinli geliyor çıkıyor bunu işliyor deyince yani gerçi evet. Kimsenin bir şey gösterdiği yok da. İzinli değil abla şeyi bitmişti. Hani cezası bitmişti yani. O zaman yani. Cezası bitmişti ona. Senin abin de hiç rahat durmuyor maşallah. Ya abla. Yalan söylüyor ya. Baştan hani suç bizim üstümüze çıkmasa o zaman bunlara dava açacağım. Bu bak gerçekten hani samimiyetimle söylüyorum. Peki ikisine ben de size dava bir açacağım. Şey söyleyeyim. Belki bir dava daha açacağız birini söyleyeyim. Peki siz o gün kavga ettiniz mi? Ertan'ın da içinde bulunduğu bir şeyde sen... Hangi kavga dava? O gün bir kavga şey yaşandı mı sizin? Yok kavga falan etmedik abla biz. Hangi olaydan bahsediyorsunuz Müge abla? Şunun kocasıyla kavga mı diyorsunuz? Kendi aranızda. Ya hayır abla öyle bir şey olmadı. Yok, abla. Sadece peki. 2009 yılında kavga oldu. Hayır ben o günden bahsediyorum. Yok o günde. Onun ayın 16'sından bahsediyor. Hayır abla hayır. Hiçbir yok, abla, şey hiç öyle yok. Bir şey olmadı. Peki ama köyde bir de bu da konuşuluyor. Murat Güzel anlatacak. Anlatsın abla. Evet. Gökhan'ın yanındaydı Murat, evet. Murat Güzel ve anlatılara göre 16 kardeşler arasında bir tartışma yaşanmış. Gökhan duyamadın seni tanığı, ya. Gökhan beyefendilere Gökhan. İletmiş. Tam olarak neler? Gökhan hemen seni bir daha alabilir miyim? Ya seni duyamadık çok özür diliyorum. Hemen bir daha hatırlar mısın? Hemen tekrarlayayım. Hemen tekrarlayacağım. Ya yine gitti ses. Bir şey söyleyeceğim. Bu mikrofonda bir temassızlık mı var? Bir dakika durun o zaman. Gökhan uyarın ya mikrofonun altına ellemesin ya da tutsun. Gökhan sen bir bakayım mikrofonu neresi tutuyorsun bir kameram arkadaşlar. Nerede bir temas? Evet şu anda iki mikrofonum var. Tamam süpersin. Tamam. Şu anda duyuyorum. Tamam. İki mikrofonum var. Şu anda tamam. Sesim daha iyi olsa gerek. Tamam. Harika. Harika. Arkamda görmüş olduğunuz iki kişi, içlerinden bir tanesi Murat Güzel, tanıyoruz artık. Bugün bir kişiden önemli bir iddia duyduklarını söyleyerek yanımıza geldiler. O iddia ne? Şimdi kendilerinden öğrenelim. Ne duydunuz tam olarak? Bunlar direktörle işte kapıya geldikleri zaman uzakta bir tane komşumuz görüyor, bir karmaşanın olduğu. Ve çocuğu oraya gönderiyor. Çocuk gidiyor bakıyor ki Ertan'ın elinde bir tane bıçak. Kardeşler arasında bir karmaşa birisi orada bayılıyor. Bayılan kim? Bayılan torun veya da Özcan'dan birisi. Çocuk soruyor abi neler oluyor burada diyor. Çocuğa biz tarlaya gittik korunga ekmeye. Peki o çocuk kimmiş Murat abi? Çocuk kimmiş siz peki? Siz de aynı iddiayı duydunuz öyle değil mi? Aynı hani duydum. Üzeri biraz ne açık konuşun orada. Çocuğun doğru. Adını söyleyin. Çocuk kimmiş yani? Bulacağız çocuk... bunu. O çocuk... Ya onu da bulacağız. Siz görgü tanığını merak ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben de onu merak ediyorum. Çocuk kim? Onu şimdi, da bulacağız. Görgü tanığından evvel. Ama şimdi aynı anlatılan iddiayı, gibi bir olay aynı var mı yok mu? Bir başka bir olay var. Öyle bir olay. Hayır hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani şimdi şu anda... Muhabir arkadaşımızın belirttiği, diğer Murat Bey'in de izah ettiği gibi abinin elinde bir bıçak olacak şekilde aile yok. İçerisinde hayır, bir problemin, hayır, hocam, bir kavganın, bir, şey bir tartışmanın olup olmadığı hayır, o gün. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hani, kesinlikle. Öyle bir şey yaşanmadı. Bir harmanda bir kavga, dövüş, ayılan, bayılan falan. Hayır Müge abla kesinlikle öyle bir şey olmadı. Abla, kesinlikle. Peki Gökhan bir devam et. Naila arasında öyle bir şey oldu ne de köy. Kimse yalan söylemesin burada. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hani o çocuk kimse görmüşse onu da getirsinler şimdi bakalım kimmiş o çocuk. Hemen belirteyim. Aynı iddiayı bir başka kişi daha duymuş. O da yani aile içerisinde, Bozkurt ailesi içerisinde bir tartışmanın yaşandığını bize anlatacak. Siz tam olarak neler duydunuz? Murat Bey'den dinledik. Bir de sizin ağzınızdan aynen, duyalım. Aynen Murat'la aynı toplumda oturuyorduk ve konuşuldu.
görenler var. Ne bu, görmüşler? Bunlar gelirken kapılarında bir kargaşa olduğunu görmüşler. Yani evin bahçesinde bir tartışma yaşandığını mı görmüşler? Aynen görmüşler ve bunlar demiş ki biz şeyden geliyoruz. Çocuğu göndermişler bunların yanına ne olmuş acaba? Tabii ki acaba neden etmişler. Bir kargaşa oluyor diye. Gitmiş göndermişler yani bunların yanına. Bu olayı size anlatan kişi çocuğunu göndermiş. Aynen. Bu tartışma, bu bağırış çağırış neden kaynaklanıyor diye. Ondan duyduk ve adamın kendisinden duymadık daha doğrusu. Peki o adam niye gelmemiş çocuğu bunlara gönderiyor? Bunlara demişler ki biz korunga ekmeye gitmişiz. Ve bu mevsimde de ne korunga ekilir ne de bir tarla ekilir. Peki. Olay sırasında kimin elinde bıçak bir varmış? Tohum abla, tohum gibi ben bir şey. Ben onu net olarak... Ertan. Ertan'ın elinde. Ertan'ın elinde bıçak var. Bir de orada oturuyorsunuz. Bu yalan söylüyor. Asıl yalancı sizsiniz. Yalan, tamam. Tabii hepiniz bak, yalancı. Tamam Murat abi zaman gelecek. Murat her abi. Şey belli olacak. Tamam. Hepiniz aynı yalan kim içinde, kimde ilan şey ortaya çıkıyorsun. Balığa gidiyorsun. Başka bir köye gidiyorsun. Korunga ekmeğe gidiyorsun. Bir de Yalnız Ağaç köyüne... Gittiğinizi görenler de var. Tamam olayın yaşanmadığı günler şimdi hemen belirtelim. Falan Yalnız gittik Ağaç zaten. Köyü kızın kaybolduğu Kağızman saat tarafında. Günde veya da saatlerinde yani, gitmedik ki biz. Şimdi bir şey söyle. Yani gün yalan söylüyorsunuz yani burası kesin o yani hepiniz yalan. Pazar günü mü gittiniz? Yalnız Ağaç köyü Kağızman ablam istikametinde. Gelmişti, ablamı bırakmaya. Öyle değil mi? Doğrudur evet. Yani Kars tarafında Büyükdere istikametinde değil. Hayır Kağızman tarafına. Kağızman tarafında. Ama o gün gitmedik diyorlar. Evet. Ya bunlar yani ya sizlerin gördüğü, başka sizlerin duyduğu şey şu. Görmüşler öyle düşünüyorlar ya da suçu bize atmaya çalışıyorlar. Bunlar bize hakaret ediyor Müge abla yani. Gitmişler teyzem de söylüyor ya Kağızman tarafına gitmişler. Olduğu için bize hakaret ediyorlar. Ama ya gittikleri ama gün pazar günü şey değil, var. Cumartesi abi günü. Yalnız cumartesi günü hayır, gittik yalnız şöyle bir şey var hani bu şimdi hikaye güzel aslında anlatılan da. Şimdi bunu yayında da duydu. Demek ki... nerede o kavga olmuş? Evin bahçesindeyse, evin bahçesini görecek olan evlerde belli. Kavga falan diye bir şey yok ki. Bunlar nereden çıkardı böyle bir şey ya? Hayır işte ben hani bir kavgayı gören evet. Adamı da o evin çıkarsın. Bahçesi zaten evlerinin önü, evlerinin önünde. Tamam. Traktörün durduğu yer yani garajların olduğu bölge. Tamam. Orada tamam. Şimdi bunu kim gördüyse kim görürse hani bu şehir efsanesi halinden çıkıp demesi lazım tamam. Ki ben gördüm. O adam böyle kimse şey çıksın oldu. Desin ki ben gördüm çocuğumu gönderdim öyle desin ama. Evet kendi gözümle saklama. Gördüm demesi önemli tabii. Onu peki Murat onu, Bey bu onu da getireceğiz. Kavga, onu da getireceğiz. Hangi onu saat da... kaçta oluyor? O gün bu izin hangi peşine düşeceğiz hatta? Ve o görgü yani durumuna ulaşacağız. Yani kaçırılma olayından sonra bak duyan kim varsa gören kim varsa korkmayın gelin burada anlatın. Bak bu hepimizin evladı. Evet yani şu an dediğim gibi biz o konuyla ilgili konuşmuyoruz. Bu çocuklar burada şundan dolayı varlar. Sesçi arkadaş yardımcı olsun. Torunla Özcan'ın burada olmasının sebebi şu. Dün geldi çocuklar anlattılar. Dediler ki bizim arkamızdan dediler ki bunlar köyden kaçta gitti. Tabii köyden kaçta gitti denmesinin nedeni annenizin ve erkek abinizin ve iki abinizin sizin orada köyde olduğunuz konusunda yalan söylemesi. Doğru. Evet, siz abi. Köydeyken köyde değil demesi. Sizi saklamaları. Yani doğru. Burada da insanların bence köylülerin karşıda gitti demesine de kızmayın haklılar. Ha yok kızmıyoruz tabii. Biz ya, haklılar yani. Tamam yani. Onlar da diyor ki biz o gün ne yaptıysak o zaman işte bunu anlatıyoruz. Aksini gören varsa söylesin dediler. Ama doğru. İki ayrı hanımefendi... Farklı bir şey anlatıyor. Bence ilk ikisi de yalan söylüyor. Farklı bir şey anlatıyorlar. Şimdi şöyle Özcan. Bunlar aslında, anlaşmışlar etmişler. Yani ikisi de farklı anlaşmışlar yalanlar ya da yalan diye yaklaşmak çok doğru değil. Ya doğru değil. İlk yalanın hocam, başlama noktası doğruları anlatmak bak, için buradayım. İlk bir yanlış varsa, ilk bir yanıltıcı ifade varsa bu senin annenden çıkan ifade. Doğal olarak herkesin de sizin ne yaptığınızı merak etmesi... Annenin bu ifadesinden kaynaklanıyor. Evet, hani ilk kızacağınız bir durum varsa annene kızmanız zaten lazım. Zaten o durumdan neden biz de anne bizimle ilgili böyle bir gerçeği saklama ihtiyacı duydun diye annene sormak ya gerekiyor. Zaten sorduk sayın hocam biz de kızdık. Neden böyle bir şey söylediniz? Benim de ilk aklıma gelen şu. Özcan'la torunun o gün orada olmadığını ifade ederek acaba... Annen de bir şeyi mi saklamaya çalıştı? Hayır hocam. Sizi mi korumaya çalıştı? Ya da sizin o günle ilgili bir anlatacaklarınız vardı da sizi susturmaya mı çalıştı gibi
Benim de kafamda biraz soru işareti Hayır, oldu. Hocam, öyle doğal şey olarak yok. Bu insanlara kızacak bir durum söz konusu değil. Ayrıca bunların söyledikleri de sizi gördüklerini söylüyorlar. Siz de o köyde yaşadığınıza, o gün o köyde bulunduğunuza göre birileri tarafından görünmüş olmanız kadar doğal bir şey olamaz. Zaten görünmemiş olmanız şaşırtıcı. Evet. Sizi gördüklerini söyledikleri için jandarma tuttu, araştırma yaptı, sizin köyde olduğunuzu buldu çocuklar. Evet abla. Yok mesela abla, bunlar yalan. Yani siz anneniz ya da abiniz çıkıp biz burada iki abinizle biz burada tek başımızayız, kardeşlerimizle gurbette dediği an doğru jandarmayı abi arayıp ya da bizi arayıp bir dakika ya annemler yanılıyorlar biz oradayız demediniz. Ya da jandarmayı arayıp böyle dediler ama biz oradaydık demediniz. Size sordum. Sizin bir firari durumunuz, bir kaçağınız, göçeğiniz var mı? Hayır Müge abla. Yoksa o zaman sizin köyde bulunmanız neden saklandı? Abi bilmiyorum, biz de onlara kızıyoruz. Neden böyle bir hata yaptınız? Öyle. Neden böyle bir şey söylediniz? Ama hata dediğin şey üç kişi aynı şekilde anlatıyorsa. Aklımıza da gelmedi yani arayıp da biz neden arayıp da söylemedik biz oradaydık falan. Bizim hiç aklımıza gelmedi bile. Ama nasıl üçü birden aynı şeyi düşünmüş de üçü ya birden bilmiyorum sizi saklamış? Biz orada değildik zaten. Biz orada şimdi oradaydık. Annem bir kahvaltı sofrası anlattı. Kahvaltı sofrasında kaç kişi olduğunu anlattı. Doğru, İçtiği çaya kadar anlattı. Bunların hiçbirine sizi dahil etmedi. Abi bilmiyorum Sayın yani Hocam. Neden sofrada bizi dahil etmedi? Biz kızıyoruz zaten kişiydik, kendilerine. Dört kişiydik. E ne oldu? Torun yok ortada, Özcan yok ortada. Evet. Sonra evet, demedi ki... Siz tamam, gurbettesiniz dedi. Için. Evet. Hayır, gurbettesiniz gurbette dediler. Gurbette onlar. Bizim biz, iki kardeşimiz daha var. Biz sizi sormadık. Biz sizi sormadan onlar sizin için gurbetteler dedi. Evet, şimdi gurbetteler deyince de... Bir tek bizim yayında değil ki, o zaman da orada söylenmiş. Kaç kişisiniz? Yani sizden kimse bahsetmiyor. Evet Sayın Hocam. Yani ne de, hangi olaya siz karıştırılmak istenmiyorsunuz? Şimdi o olayın sizin ailenizle ne alakası var ki? Yani karıştırılmak istenmediğiniz olay ne? Ya bir alakası falan yok Müge abla. Yani biz zaten gideceğimiz için, pazartesi günü ben gideceğim için herhalde annem beni o olayı veya da ne yaşandıysa o şeye şey yapmak istemedi. Ama sen gitmiştin zaten, annem bizim yayına bağlandığında salı olmuştu artık, sen zaten gitmiştin. İşte pazartesi günü ben gittim saat 11 uçağıyla Antalya'ya. Tamam yani. Sen yani neden gitmiştin. Neden sizi olaya karıştırsınlar ki? Nasıl? Daha ortada bir şey yokken sizi neden olaya karıştırsınlar, ben onu anlamıyorum. Ya biz gittik diye hani burada değillerdi ya zaten ya, hiçbir şey belli değil hani kızın bulunduğuna dair hiçbir şey belli değil zaten. O değil bak, pazar günü orada olup olmamanız. Peki, pazar peki bizim köylerde olduğunuz bizim önemli. Köylerde böyle bir olay olduğundan peki ertesi sabah neden hemen acele bir şekilde kurbete gidiyorsun? Abi benim biletim kesilmişti, ben sana diyorum. Pazar günü benim Antalya biletim kesilmişti. Hani kanıtlar falan var, hepsine bakabilirsiniz. Kardeşim biletini saat... bak, bu bir aşiret köyüdür. Hepimiz birinci kuşak, ikinci, üçüncü, dördüncü kuşak arkabayız değil mi? Ya öyledir tabii abi. Heh. Tamam öyleyse sizin gitmemeniz lazımdı. Bir ölü ölse de bir hafta kimse bir yere gitmiyor. Ya siz... Abi... hemen acele şeye, biriniz Ankara'ya gidiyor, biriniz Antalya'ya gidiyor. Siz komşumuz değil misiniz? Komşusunuz ya, değil mi? Ya abi benim biletim kesilmişti. Beni de tanıyorsunuz değil mi? Birlikte çalıştığımız yerler var, gittiğimiz yerler var. Hani ben kendim de gidip bileti kesmedim. Orada Antalya'daki çalışan müteahhitimiz var, o biletimizi kesti. Ne fark eder? Bir... Hayır, senin... Senin köylülerin yanında olmaman zaten enteresan. Senin...